Hocam gene bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız ama böyle bana biraz şer güçleri diyelim artık bir şekilde düğmeye bastılar. Fatih Camii imamı Kurra Hafız Galip Usta Hoca Efendi ve talebesi Bilal Erdem'e bir bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Bugün o saldırgan olay olduktan sonra gözaltına alınmış ama bugünkü ifadesi çok enteresan. Artık meczup mu, aklı başında mı bilmiyorum. Onu herhalde teşhis ederler emniyet yani. Mutlaka. Fakat aylık geliri 500 bin liraymış bu arkadaşın ortalama. Aylık geliri 500 bin lira olan bir adam neden gider de bir hoca efendiyi bıçaklar? Eşiyle problemim var. Bunalımdayım. İşte olay esnasında tekbir getirdim caminin içerisinde. Sonrasını hatırlamıyorum diye bir ifade bulunmuş. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu hadiseyi? Yani şimdi hadise çok normal bir hadise değil. Yani işte camiye gidecek, eşiyle bunalımda olacak, Garip yani. camiye gidecek, camide tekbir getirecek, önüne ilk çıktığı insanları bıçaklayacak. Yani normal mi? Normal değil. Hiç normal değil. Normal olmadığı, kendisi normal olduğu için anormal gösteriyor. Yani hani niye? İşi biliyor, bilen birisi. İşi bilen birisi kendine anormal, sanki bir şey içmiş, bir şey yutmuş, aklı başında değil bir hareket. Bu savunma refleksi oradan belli ki ayarlı bir durum var. Yani durduk yere birine vurmak, durduk yere bıçaklamak, durduk yere öldürmek. Şimdi hep söyleniyor, dikkatli olmak lazım. Niye Türkiye yine bir seçim arifesinde yine Türkiye'yi karıştırmak isteyenler var. Türkiye'nin işte bir şu anda Filistin gibi tamamen lokomotif işini yürüten, yani Filistin'in yanında yer aldığını ifade eden, Filistin için gece gündüz bir diplomasi trafiğini yürüten bir Türkiye var ve onu karıştırmak isteyen nice zamandır bir devam eden bir güç var. Hani biz ortada hiçbir şey yok da her meselede bir dış güç arayan değiliz. Yani. 2010 yılından beri Türkiye'yi bölmek, parçalamak, gücünü kırmak isteyen bir güç var. Dünyada süper güçler var. Ve Arz-ı Mevut diye bir projesini Kıbrıs'a, Suriye'ye, Irak'a doğru götürmek isteyen, Türkiye'yi de bunun içerisinde 11 şehri bulunan bir İsrail devleti var. Şimdi bütün bunlar varken biz Türkiye'yi iç karışıklıkla bölerler Mustafa Evet. Bey. Yani Türkiye hiçbir zaman, bu Türkiye derken bunu Osmanlı geriye doğru götürebilirsiniz. İslam dünyasında bir Türkiye'nin ki işte koç devleti olan, önder devleti olan, önceden Osmanlı, şimdi Türkiye olarak dünyada. Şimdi güçlü bir ülke. Yani Arap Baharı dediler. 10 tane Arap ülkesini bir anda dizayn ettiler. Bir anda, yani hiç mi bir şey olmaz bunların içinde birisi tavır koyamaz, duruş sergileyemez değil mi? Yani Suriye, Irak, her birini, işte İran üzerinde de bir şeyler dönüyor İran'da da. Kaldı ki İran'ı biliyoruz ki zaten onlardan yana, onlarla danışıklı dövüş misali. Ama bunun yanında İran'ı ne göstermek istiyorlar bilmiyorum. İran üzerinde de farklı türde bir oyun dönüyor. Ama Türkiye'yi bölemediler, Türkiye'yi karıştıramadılar. Karıştıramayınca da faaliyetler devam ediyor. Öyleyse devam da edecek. Bunun şeyinde olmak lazım, Uyanık olmak lazım uyanık yani. olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Bak işte bir geçen hafta uzun uzun konuştuk. Yani bir futbol maçı nerelere kadar dayandı, geldi. Ya hocam bir de peş peşe yapıyorlar yani. Tabii peş peşe geliyor bütün bunlar. Yani Peşinden bir yürüyüş oldu. Bu yürüyüş tabii Filistin yürüyüşü, aynı zamanda şehitler yürüyüşü. Bu büyük bir ne oldu Türkiye'de yine? Türkiye'nin o sağduyusunu, Filistin meselesine olan duyarlılığını, şehitlere karşı duyarlılığını, birliğini, bütünlüğünü gösteren bir yürüyüş oldu. 250-300 bin kişilik bir hemen yılbaşı gecesinin ertesi gününde toplamak kolay bir şey değil. evet. Bunu hemen
bir işte çocuğun saldırısı, yumruk vurdu değil mi yürüyen bir kimseye, yolunda evet. yürüyen bir kimseye. Ha bak o da vardı hocam, geçen hafta konuştuk, doğru. Tabii tıp... Maç, o şey, kelime-i tevhid bayrağını taşıyan... İTÜ'de miydi o son sınıftaki bir genç, birinci... Yumruk olayı. Yumruk olayı var. Şimdi bu. Şimdi bak bu bıçaklama olayı şimdi. Allah Allah. Şimdi bu saldırılar üst üste olan, bu yarın başka türlü bir saldırı gelir. Şimdi ben bakıyorum o yumruk atan kişiyi, işte Celal Şengör de dahil bir takım insanlar, vay sınavı var, vay imtihanı var, vay şunu var, bir an önce çıksın hemen piyasaya, bir tarafta bunu. Sanki hakim, savcı, ya iyi de kardeşim bu sen bir yumruklamışsın birini ya sokakta giden, seninle hiç alakalı olmayan, elinde kelime-i tevhid bayrağı olan, bu Müslümanların kelime-i şehadeti ya. Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi. Yani sen şimdi o kelime-i tevhidi olan, bu ne demektir? Bütün bir Müslümanları rencide etme hareketidir aynı zamanda. Bu nefret hareketidir. Bir tabii, İslam tabii. dinine, Müslüman bir ülkede elinde o, sen bunu mu bilmiyorsun? Dolayısıyla şimdi bu Galip Hoca talebesi bunu böyle hemen, ha peki bunun arkası var mı? Bu bir meczupsa bunu birisi yönlendirdi. O zaman çok net. Yani bir hasmın değil. Husumetin yok. Tekbir getiriyorsan imamı bıçaklamazsın. Hı hı. Farklı birine saldırırsın. İmama saldırmazsın. Yani. Değil mi? Yani tekbir getiren adam imama saldırmaz. Bir terslik de bunu buraya yönlendiren biri mi var? Para veren biri mi var? 500 bin kazancın senin nereden? Ya para saymayı bilmiyorsun ya dayak yemedin demişler. 500 bin nereden kazanırsın? 500 yani. Bin lira aylık geliri olanın karısıyla problemi olmaz ki ya. 500 bin aylık kazanacağım, bir de karıyla problemin olacak yani. Abi bırak Allah aşkına. Parayı hanımına veriyordur. Hanımı bunun da çok yiyordur, harcıyordur hepsini herhalde yani. Tüm parayı verdi hanımına. O da harcadı, öyle problem olur. Yani problem çeşit çeşittir. Bütün parayı verdiyse ahmaklık yani. Edip öyle olur. Ama bunu işte gene meczupla büründürüp olaydan sıyırtacaklar diye tabii, düşünüyorum. Tabii tabii şimdi tarihte de hep böyledir. Birilerine vurdurttuğunda bir meczup süsü verirler. Mesela Sokullu Mehmet Paşa. Onu şeyden birisi de işte para dilenen, böyle meczup gibi derviş, ortalıkta gezen yani. Bir adam. Derviş meşrep gibi. Ona her zaman para veriyor. O geliyor. Yine öyle para isteyecek zannediyor. Elini cebine atarken herif şeyi vuruyor. Yani hemen hançerini çekip vuruyor. Dalgınlık anı yani divanda. Şimdi bu tip şeyleri kullanırlar. Mustafa Bey öyle bir süs verirler, kapatırlar ama ortalık ne olur? Bir saldırı, bir toplum gerilir bunlarda. Şimdi şu hadiseyi ben Türkiye'de şöyle bir dönemde hiç kimsenin yani normal bir hareket diyeceğini zannetmem. Tabii. Zannetmem. Dikkatli olmak lazım. Hem insanımızın böyle şeylere gelmemesi lazım. Hani henüz hemen teyakkuz meseleleri böyle bir sağduyuyla hareket galeyana etmek lazım. Yani. Galeyana gelmemek lazım. Bunların yapılacağını bilmek lazım. Evet. Dikkatli olmak lazım. Yani, hem de istihbaratımızın çok dikkatli olması lazım.